Ya Mehtap, ben bu İsmail denen adama ocağıma incir ağacı dikip her gün altını sulasın diye para veriyorum Mehtap? Neden efendim? Ya bir kamyon malı Edirne'ye ne karsa göndermiş. Kamyoncu ağlıyor, adam üşüyor. Abi bura karı kış. Ben Edirne'ye gideceğim diye işlik giymeden çıktım diyor. Bu kaçıncı? Çarptım gelsin, çok pis kovacağım onu. Beni çarpmışsınız müdürüm. İsmail, seni çok pis kovuyorum. Beni çok pis zarara attığın için de kalan maaşını çok pis kesiyorum İsmail. Ama efendim ya... Hiç açıklama yapma İsmail. Sana çok büyük gıcık oluyorum. Sesinle tipine ayrı gıcığım İsmail. Ama ayıp oluyor biraz. Ya işe girdiğinden beri bir tane faydalı işin yok. Ne iş yararsın sana, ne iş yararsın? Mesut Bey, Mesut Bey felaket. Japon ortaklar toplantı için geldi efendim. Hemen toplanmak istiyorlar. Erken almışlar. Hadi ya. A, çevirmen kim? A, çağırın gelsin çevirmen. Efendim, Japonca bilen tek çalışanız. Zaten şu an bu odada. Sen misin? Dilek, canım hadi patronuna dubişi minyaya falan iki kelime söyle bakalım. Alakam yok Japonlukla. Ben Kayseri. Sen değil, sen de değil. Kim bilir Japonca bu şirkette kim? Ben biliyorum. Benim baba tarafı Japon sahne. İşin düştü bana Mesut. Kabul etsene. Aha, ayvayı yedik he. Ya Mehtap, şirketimiz Mesut pişik pudralarının geleceği bu anlaşmaya bağlı. Yok mu başka kimse Japonca bilen? Ama Mesut Bey, yani ben sizden neden Japonca bilen adamı saklayayım ki? Hadi ya. Ne yapalım o zaman? Denize düşen gargamele sarılır. Ben başlıyorum o zaman. Oo, İsmail! Ya sana demin nasıl şaka yaptım ama? Ha, şakaydı yani o. Tipime ayrı, sesime ayrı gıcık olmanız, çok pis kovmanız falan hepsi şaka yani. Ya deli. Ya yok, gerçekti. Ya, tabii şaka, hemen de inan zaten İsmail. Ya senin gibi pırlanta bir çalışana o lafları diyecek kadar kurdu ben biri miyim İsmail? Değil misiniz? Değilim. Kudret falan biraz ağır oldu ama niye alınayım ki? Ben alınmıyorum, ben değerlim sonuçta yani. Dilek kızım, sen hadi al Japonları içeri. Sana güveniyorum İsmail. Güven sen bana, güven. Korkuyorum. İbrahim Orti. Şevket Tiyatro Beyler ve Burcu Yiko Hanım geldi efendim. Os. Aleyküm os. Diego. Diego. Köprüden aldık ya. Oo, çok değerli bir hediyeymiş. Kutsal samuray kılıcıymış. Oo, sağ olsunlar vallahi. Buyurun, ayakta kaldılar. Çevir İsmail, hoş geldiniz de çevir. Kangi, kangi. Toruko, kangi. Arigato, arigato. Ben Mesut. Merhaba. Hoş geldiniz. Mesut Bey. Bağırınca Türkçe, Japonca dönüşmüyor. Hiçbir şey anlamadılar. He, ben patronum ya. Bağırınca anlaşılıyor zannediyordum. Neyse. Çevir İsmail. De ki, ülkemizde sizi görmekten büyük mutluluk duyarız. Harigo marigo. Çipe bakale. Bıyık abagaraga. Haydari. Bıyık huri. Konichi, konichi. Bıyık oru. Çok tuhaf bakıyor. Konichi, konichi. Konichi. Çok tuhaf. Uyguruku, uyguruku. Ne gülüyorlar ya? Sen başka bir şey mi dedin yoksa İsmail? Yok efendim, karşılamanızdan çok hoşnut kalmışlar. Efendim ne güzel. Bakın sıcak başladı toplantımız. Evet doğru. Aferin İsmail. Sor bakalım, ne içerlermiş? Patronu senin için diyor o. Çok kilolu diyor o. Bana ara.
Şişkoro, Japono, Tararo! Abi sakin ol, Uro, Uro. Bıyık Uro, saçmako. Ciddi ama yaro. Bıyık Uro çok şapşalı. Ne oluyor ya? Çay içerlermiş efendim. Allah Allah. Ne acayip hareketler yaptılar. Bak şuradaki beyefendi hiç konuşmadı. Acaba o çay değil de başka bir şey mi içmek istiyor? Bak şüphelendim şimdi. Patronu senin için diyor ki, bu çok kısa diyor ki, cüce diyor ki. Ne yüzüme vuruyorum. Çok kıskanıyorum. Konnichiwa, konnichiwa. Edükke. Allah Allah. Benim çayım açık olsun diye efendim. Sen onu boş ver o. Onu annesi ko, babası ko bile eldivenle seviyor ko. Hey anladım o. Ya bak orada başka bir dünya dönüyor seziyorum. Bir gram Japoncam olsa yemin ediyorum yakardım çıranı İsmail. Sanki her şeyin sonuna o koyuyor gibisiniz ama tam değil de emin olamıyorum. Neyse, sor bakalım nasıllarmış. Bıyık oru böyle kasılıyor o. Ama hiçbir şey anlamı yok o. Boş boş böyle bakıyor o. Hayır, hayır, ya kes be kes. Bırak, sen benim dediklerimi çevirmiyorsun İsmail. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum, böyle boş boş bakıyorum. Ya olur mu efendim, nasılsınız diye sordum. Bıyık oru, çirkin o. Çirkin o. Bakın bizde yalan yok. Yani o kadar uzun mu sürüyor yani nasılsınız demek? Evet. Efendim Japonlar saygılı bir millet. Konuya girmeleri uzun süre herhalde. O da doğru. Neyse ben konumuza geçelim. Efendim şimdi biz pişik makinalarını Japonya'dan ithal etmek istiyoruz. Aynı zamanda da pişik pudralarını da Japonya'ya ihraç etmek istiyoruz. Biz Mesut Pişik Pudraları LTD ŞTİ olarak bu anlaşmayı gururla imzalamak istiyoruz. Sonuçta pişik global bir sıkıntı. Çevir İsmail. Arigato. Arigato. Ya bu ne ya? Ya o kadar konuştum. Birleşme dedim. Pudra dedim. Hatta Mesut Pişik Pudrası bile dedim. Hiçbiri geçmedi içinde. Sen benim dediklerimi çevirmiyorsun İsmail. Yakaladım. Bu benim dediklerimi çevirmiyor Mehtap. Efendim Japonlar genişmiş bir millet sonuçta. Şuncacık çipe neler sığdırıyorlar. Demek bu bütün anlattıklarımızı iki kelimeye sığdırabiliyorlar. Mehtap çok mantıklı konuşuyorsun. Vallahi ne olur gibiyim. Mesut Bey, şüphe duyarak kalbimi kırıyorsunuz. So, bıyık oru, Japonu? Daha önce Japonya'ya gidip gitmediğinizi soruyor. Vay, tuzak soru. Yer miyim ben bunlara? Çevir, de ki. Şu siye bayılırım. Sonra Japon insanları çok sıcak. Çevir, böyle ballandırarak çevir İsmail. Çevir. Japonu, sushi'yo, he? Japonlu insanları Peter'to. Japonu laf ettirmem o. Bıyık oru çok saçmalak o. Çok kızdım o. Japon insanlar laf mı atar o? Özür diler o. Çok sinirlenir o. Kalbini kırar o. Özür dilenesin ko. Bıyık oru şimdi bitti o. Taşık mı taşık? Biz her yer Japonya. Hiya. Şeketo, sakino. Abi gele Tuğru. Hasbinallah. Oğlum İsmail, Japon adam Hasbinallah çekti. Bak ne oluyor, ben çok korkuyorum İsmail. Ya olur mu efendim? Onlar sevgilerini böyle ifade ediyor. Efendim, Japonlar duygularını çok yüksek belli eder. Yani mümkün bunlar. Ha, öyle mi diyorsun? İsmail, ben de mi bir sevgi ifadesi yapsam? Süper fikir, durduğunuz hata. Peki, o zaman T
Teşekkür ne demekti Japonca'da? Suratına ara tükürür o. Ya o bana kötü bir laf gibi geldi ama bana arigato falan olmazsın. Aa sakın, çok kaba. Argo, pis, tükaka. Kibar olanı bu. Suratına ara tükürür o. Ama Japonca'da kelimeler vücut diliyle desteklenir. Elinizi kolunuzda kullanın, çok önemli. Hadi o zaman ben başlıyorum. Senin suratına ara tükürür o. Senin de suratına ara tükürür o. Senin özellikle suratına ara tükürür o. Böyle en içten duygularımla suratına ara tükürür o. Yuhu artık. Yuh dedi. Japon adam yuh dedi İsmail. Yuh seni seviyorum demek. Ben de sizi yuh. Ama niye üzerime geliyorlar? İsmail yardım et, kurtar beni İsmail. İmdat. Maalesef sizi kurtaracak tek İsmail'i başta kovdunuz. İntikam sıcak olunca da lezzetli bir yemek oluyormuş. Sağ ol.